Gelecek Bilim'de hoş geldiniz efendim. Ünlü Bilim programımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bildirim herkese gidiyor mu? Neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bir deneme yapacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Fotoğraf gösterme opsiyonu varmış. Ha, böyle fotoğraf da gösterebiliyorum. Çok güzel. Bu şekilde de aslında yapabiliriz. Çok güzel. Şöyle yapayım o zaman. Kenarda da ben gözükeyim. Hoş geldiniz efendim. Oo, Yüksel Bey de geldi. Hemen onu da davet edelim yayına. Yüksel Hoca'yı da send request. 5 kişi gelmiş zaten. Ünlü Bilim programı. Çok değişik bir program. Belki de Türkiye'nin ilk bilim temalı talk show'u olacak bir program. Hoş geldiniz. Evet. Hoş buldum, merhabalar. Bu yastık burada ne arıyor acaba? Pardon, çok özür dilerim. Farkında değilim. Süper vallahi. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Hoşum, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de geldiniz. Çok güzel oldu. İyi yaptınız. Ünlü Bilim adında bir talk show. Bilim temalı bir talk show yapacağız. Yorumları da aşağıdan görüyorum arkadaşlar. Şimdi Bir saat falan zaten limitimiz. İzleyeceğiz. Bize yorumlarınızla, kalplerinizle, duruma göre işte katıldığınız yerler oldukça, beğendiğiniz yerler oldukça lütfen katkıda bulunun. Görüyoruz bunları da. Karşımda oyuncu Yüksel Ünal var. Sizi biz duyururken işte Şeker Ağa karakteriyle duyurduk. Aslında oyuncular çok sevmez böyle bir karakterle duyurulmayı, onunla özdeşleştirmeyi ama insanlar öyle biliyor diye. Siz neler söylersiniz kendinizle ilgili hocam kısaca? Ya şanslıyım tabii. Şeker Ağa'yla anılmak şanslı bir durum en azından. Yani oynadığım öyle garip karakterler var ki onlardan herhangi biriyle anılmak daha tehlikeli olabilirdi. Şu an hani bu duruma razıyım ben, hiç problem değil. Annem bile Şeker Ağa'nın annesiyim ben diye bahsediyor benden bir yerden bahsedeceği zaman. Artık o Şeker Ağa bayağı bir yanımda gezen birine dönüştü. Ufak ufak unutulmaya başlandı tabii. Daha çok kendimle ön plana çıkmaya başladım ama inanın böyle bir beis yok içimde. Yıllar önce bir işte sohbet ortamında Ertan Saban'la sohbet ediyorduk. Çok sevdiğim bir oyuncu. Bilirim. Çok çok da sevdiğim bir arkadaşım. Aslında adı Ertan Kemal Saban'mış. Kemal de varmış adında. Orada bir abim dedi ki Kemal dememizi ister misin dedi. Hangini kullanıyorsun daha çok dedi. Ertan da ya işte istiyorsan kiremit de ama kırma dedi. Oo, yani bu çok, çok etkileyici bir şeydi. O yüzden hani Şeker Ağa demişler, şansal büyük Ağa demişler, hiç problem değil. Kırmasınlar yeter ki ya, hiç önemli değil benim için. Aynen öyle. Bu arada küçücük bir şey söyleyeceğim hemen, yani bir özür dileme babında. Sizden özür dileme babında. Estağfurullah. Bu bir darbı mesel vardır ya. Örnekler çoğaltılabilir benim anlatacağım bu hikayede. Ben öylesine örnekler veriyorum. İşte bir dünya cenneti düşündüğümüzde, dünyayı cennete dönüştürmek istediğimizde, işte Fransızları aşçı yapıyorlar. İşte ne bileyim, işte örnek veriyorum, işte Macarları mimar yapıyorlar. Polisleri işte şey İngiliz yapıyorlar, patronları Alman yapıyorlar vesaire vesaire. Bir dünya cenneti düşünüldüğünde. Bu arada aşkı da Türklere bırakıyorlar. Anadolu'ya bırakıyorlar aşkı ve sevdayı. Çünkü en iyi biz yaşıyormuşuz bunu. Tam tersi bir şey düşünüldüğünde, yani bir dünya cehennemi hayal ettiğimizde, örnek veriyorum işte aşçıları Amerikan yapıyorlar. İşte mimarları Bulgar yapıyorlar. Atıyorum şu an, yani öylesine söylüyorum bunları, hiç kimse üstüne alınmasın ne olur. İşte vesaire vesaire, bir işte ne bileyim polisleri Çin yapıyorlar falan filan. Organizasyonu da Türklere bırakıyorlarmış. Yani dünyayı cehenneme çevirmek istiyorsanız diye. Ya burada tamamen kendimi eleştirerek söylüyorum bunu tabii. Ya da organizasyonu Yüksel'e bırakalım desinler. O daha mantıklı olacak. Ya inanın ben kendimi nasıl Zoom'a adapte ettiysem, Zoom üzerinden görüşeceğiz diye. Bilgisayarı içeride bir arkadaşlarımız var. Eşim bir ameliyat oldu da onu ziyarete gelen arkadaşlarımız var. Geçmiş olsun diyelim. Onları hani sağ olun, her şey yolunda çok şükür. Onları meşgul etmeyeyim diye bilgisayarı aldım, buraya getirdim. Şöyle yaptım, böyle yaptım derken birden Instagram denince hayda, her şey tersine döndü. O kadar elim ayağıma karıştı ki gelen arkadaşlardan biri bir ara abi senin yüzün çok mu kızardı, bana böyle gülüyor dedi. Sen daha yüzümü görüyorsun dedim de bir bilsen, bütün vücudum rengarenk şu an. Neyse, bu aksamadan dolayı özür dilerim tekrar. Yo, estağfurullah hocam. Hiç şey yapmayın, gergin bir yayın değil, tamamen relax bir yayın olacak. Bizim o zaman ben direkt başlayayım ama şöyle tamam, kırmamak demişken hani oradan söyleyeyim, siz de bizi kırmadığınız için
Teşekkürler. Çünkü ünlü bilime Estağfurullah. ünlü bulmak hani kolay bir şey değil. Sizle biz bir yayın yapmıştık. Kanalımızda izleyebilirler, YouTube kanalımızda, Yabancı Dil Türkçe diye. Evet. Melis ve Tuğçe yayıncılarımızdan yapmıştı. Şimdi Evet. onun sonunda da biz işte kulis yapıyoruz. Ön kulis, son kulis. Son kuliste bunu konuşmuştuk. Hocam böyle böyle bir fikrim var. İşte siz bir oyuncu olarak ne dersiniz? Siz de böyle inputlar vermiştiniz. O şekilde düzeltmiştik. Bakalım beğenecek izleyenler. O zaman başlıyorum ben direkt. Şöyle Tamam, bir haydi bakalım. yöntem kullanacağım. Bakalım becerebilirsem. Şimdi ünlü bilim programımızın adı. Biraz bizden bahsedeyim hiç tanımayanlar için. Ben Cevdet Acarsoy, bu arada kendimi de tanıtıyordum. Hemen girdim. Ben Cevdet Acarsoy. Burak Çankaya ile birlikte Gelecek Bilim'de bilim iletişim platformunu kurduk. YouTube ve Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz. Bunların ses kayıtlarını Spotify, Apple ve Google'dan podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. Bilim yazılarımız var, çeviri ve özgün. 40'ın üzerinde genç gönüllümüz var. En gurur duyduğumuz, en sevdiğimiz yönümüz de bu. iOS ve Android'de ismimizle aratırsanız uygulamalarımız var. Detaylı bilgi de isterseniz Gelecek Bilim'in net adresinden her şeye ulaşabilirsiniz. Hani ben gönüllü olmak istiyorum, size nasıl destek olurum? İşte maddi, manevi, aktif nasıl destek olurum? Bunların hepsine oradan ulaşabilirsiniz diyelim ve programa başlayalım. Bilimi gündeme almak amacımız bu, bilim temalı talk show'umuz Ünlü Bilim'de. Amacımız da ünlülerimizin takipçileriyle, sevenlerine aslında gündemlerine, çünkü zor gündemlerden geçiyoruz. Böyle bir saat falan bir bilim molası vermek, bilimsel konularda neler konuşabiliriz demek, ama kesinlikle konuklarımıza ya da kendimizden ya da izleyiciden hani bilimsel bir altyapıya, bilgiye hiçbir şeye gerek yok. Tamamen bu konularda biraz kafa yoralım, konuşalım, düşünelim, hayal gücümüzü çalıştıralım istedik. Amaç yani bilimi insanların gündemine almak. Bu vesilesiyle zaten programımız bir sosyal sorumluluk projesi. Siz de destek olduğunuz için tekrar teşekkürler. Üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm derin sorular ve bence size çok Haydi uygun bakalım. hocam bu bölüm. Ama bir saati de unutmadan ona göre hani cevap verelim. Çok derinleşmeyelim istiyorum. Aman diyeyim. Ben de çünkü çok konuşuyorum. Siz de öyle. Derinleşebiliriz. İlk sorumla geliyorum o zaman, hazırsanız. İlk soru Haydi şu: bakalım. bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey nedir? Hemen icat şişmanlık kaldırılsın. Yani hemen icat etsinler bunu. Sonsuz yemek icat edilsin bence. Ya da ne bileyim şişmanlamamak icat edilsin. Yani mesela nasıl işte çok yemek yediği için boyu uzayan insan yok mesela. Anlatabildim mi? Ya da çok yemek yediği için boyu kısalan insan da yok. Ama şişmanlayan insan niye var? Ben anlamıyorum bir türlü. Mesela yemek yedikçe başka bir şey olsun. Mesela saçlarımız çok uzasın çok yemek yiyince. Yani niye değil mi Keseriz, değil mi? vücudumuzda? Evet keseriz en azından bir yolunu buluruz. Vücuttaki deformasyon insanın çok zoruna gidiyor. Bilim insanlarının ilk önce icat etmesini istediğim şey şişmanlık kaldırılsın. Yani ilk önce Bir. onu istiyorum. Evet biri Tamam. bu. İkincisi hemen aklıma gelen ya şu pandemi mandemi Covid falan filan hani Allah aşkına hemen icat edin bir şey icat edin. Pandemi haberleri son bulsun en azından. Yani Covid-19 ortadan kaldıramıyorsanız en azından haberleri ortadan kaldırmayı icat etsinler. Ya Ya aşı icat Covid-19 ettiler, daha ne yapsınlar diyeceğim ama yetmiyor işte aşı demek ya ki. yetmiyor ya bir de bu Covid-19 haberlerini ne bileyim tınlamamayı icat etsinler en azından. Ya bıktım artık. Yani ard arda mesela bir haber kanalında haberlere bakıyorum ard arda. Birinci haberde şey diyor aşının çok büyük başarılı olduğunu gördük vesaire vesaire diyor. Ardından da hemen sonraki haberde de şey diyor aşı mutasyon geçirmiş diyor daha fena yayılıyor diyor. Ya bu Hayda. hangine inanacağız ne yapacağız bilmiyorum yani bunu icat etsinler. İlk bunu istiyorum. Öte yandan da en çok istediğim şey herhalde şu an aklıma geldi. Bir hayal gibi görünebilir ya da benim yaşımda bir adamın amca sayıklıyor diyeceklerini de tahmin Yo tabii edebilirim bunlar ama şey, hayal gücü yani, tamamen evet istediğinize göre. tamamen evet hayal gücü. Dünyada herhangi bir canlıya zarar veren bir insan zarar verdiği insanın o an hissettiklerinin 5 katını hissetsin. Bunu istiyorum Bu çok sadece yani ilginç. bu evet böyle bir şey istiyorum yani. Hani birine vurduğunda o 5 katını kendisi hissetsin. Bunu icat etmelerini çok isterim eğer bir hayal Çok kuruyorsak güzel. eğer. Ya bu soruları hazırlarken dedik ki hani kim, hani hep aynı soruları soracağız biz formatımızda. Sizden izleyicilerden ekleme isteyenler varsa hani format bölüm soru alırız. Ama mesela herkesin cevapları çok başka olacak ya, o çok güzel ve hiç beklemediğim güzel bir cevap geldi.
İkiye Ya geçiyorum çok o zaman teşekkür hocam. ederim. Tamam, tamamdır. Bu arada Gezegen, hemen bir ha buyurun. şey, bir hemen bir hatırlatma. Neşet Ertaş'ın Yolcu diye bir eseri var. Dinlemeyenlere tavsiye ederim. Orada bir cümle geçiyor, beni çok sarsmıştır. Cehennem azabı zordur, çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü diye bir soru soruyor. Bu Çok güzel. önemliydi. Bunu hatırlatmak Çok istedim güzel. sadece. Evet, Oradaki ben hazırım. öyle teknoloji olsa zaten hani hiç bir zarar gelmez. Peki ikinci soru. Evet. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz? Neden? Yani bunu şey düşündük. Gidebiliyorsunuz hani normal sürelerde orada bir koloni var hani yaşamla ilgili bir sıkıntımız yok. O tarz Aha. bilimsel şeyleri geçtik ama mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Hangisine gitmek isterdim? Neden? Ya bir tane şey mesela bu, ben çok cahilim bu konuda. Etrafında hale olan bir tane gezegenimiz vardı. Satürn. Satürn. Ha. Hı. Oraya gitmek isterdim. Oradan gökyüzüne bakmayı çok isterdim. Mesela o şerit nasıl görünüyor oradan? Nasıl oluyor falan, onu çok merak etmek isterdim. Bu arada gitmek isterim fakat geri dönmek kaydıyla. Yani sakın bak, o konu çok önemli. Yani gidiş dönüş Kalıcı lütfen, değil. rica ediyorum. Yani. Tamam. Kalıcı olacaksam hiçbir gezegene gitmek istemiyorum ben. Güneş kenarı böyle şey manzara Evet. gidiş dönüş. Evet, lütfen yani. Çok güzel hocam. Evet, bunu isterdim. Sanırım Satürn'ün yanlışsam düzelsinler bir gezegenin daha halkaları var. Neptün veya Uranüs'ten biri olabilir bilmiyorum. O da var ama biz teleskoplarla hani şey yapamıyoruz. Çok güçlü teleskopla bakıldığında böyle çok Ha. böyle soluk halkaları var. Hani aslında şey derler Anladım. o yüzden. Sırf Satürn'ün halkası yok derler. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Peki şimdi Orada halkayı açtığımız zaman Satürn halka açık mı oluyor? Yani tamam, çok özür dilerim. Daha kötü bir espri yapmak istemezdim. Şeritler buz kristal kitleleriymiş demiş Ercan Yılmaz. Ha. Übey Dünyal'da demiş ki Plüton çok dışlandı demiş. Neptün demişler. Neptün olabilir gerçekten öyle. Peki bir Übeyt benimle sonraki gelecekse Plüton'a gitmeye razıyım. Übeyt benimle gelsin yeter ki. Yani onunla eli tutuşup gezegen gezegen gezebilirim. bununla ilgili bir sorumuz vardı ama siz cevap verdiniz. Olsun. Aa, özür Tüm dilerim. yapıcı olsun olsun. Bir tane Yo daha yo, ben sorayım hemen ona bak. değiştiririm. Übeyt anında satabilirmiş, problem yok yani. Tamam, Neptün'e şey Plüton'a gidiyorsunuz. Bir Tabii. sorumuz daha var ona şey yaparız. Peki Tamam. bu soru birazcık daha derin olabilir. İnsanımızın bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi insanımızın derken bizim insanımızın, yani Hepimizin, Türkiye, evet. evet, hepimizin ya da yeryüzündeki insanların. Hı. Ya şöyle bir gerçek var ortada, kabul edelim. Atalarımız demiş ki kedi ulaşamadığı ete mındar dermiş. Yani böyle bir şey var. Bilim de insanlara bugüne kadar ki herhalde sunum şekliyle ilgili bir şey. Genelde şeytan icadı gibi ya da çok karanlık bir kuyuymuş gibi algılatıldı. Yani bilimsel gerçekler, bilimsel veriler, bilim, bilim, bilim. Bilim bize hep ters olan şeyler söyledi. Mesela biz örnek veriyorum, alkol almayı çok sevdik ama bilimsel olarak kanıtlandı ki alkol çok zararlıymış. O yüzden biz bilimi reddetmeye başladık. Sonra sigara içmeyi çok sevdik ama bilimsel olarak kanıtlandı ki sigara sağlığa çok zararlıymış. Sonra alkolden ve sigaradan zarar gördükçe bu defa bilime başvurmaya başladık. Yani bunun bilimsel bir çözümü yok mu? Yani bilim, tıp bilimi bunun için ne yapabilir gibi araştırmalara düşmeye başladık. Yani insanımızın aslında bilime bakış açısı yok. İhtiyaç duyduğu an var, ihtiyaç duymadığı anlar var. İşin kötüsü, ihtiyaç duymadığı anlarda bir gün ihtiyacı olacakmış gibi davranmıyor. Ayağıyla tepi tepi veriyor. Ulan uğraşma böyle şeylerle, manyak mısın, yaşamana bak, boş ver diyor. Ama bir gün o bilime çok ihtiyacı oluyor. Çünkü Mevlana'nın da dediği gibi, bu aklın mahremi akılsızdan başkası değildir. Yani insanın akılsızlığı var olduğu sürece bilime her zaman ihtiyaç duyacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir cevap oldu hocam. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ekleyecek bir şey bulamıyorum buna. Bir sonrakine Sağ olun. geçtim. Uzaylılar sizce var mı? Uzay derken yani dünya dışı canlılar diyelim genel olarak. Yani bakteri de olabilir yoksa bayağı insana benzer. Dünya dışında yaşam canlılar sizce var mı? Varlarsa geliyorlar mı? Ya yani varlarsa da bence gelmeyin, bu aralar hiç sırası değil çünkü yani hiç müsait değiliz vallahi, yani bir de sizle uğraşmayalım yani, yoksa gelecekler, yakınlaşamayacağız. Ya düşünsene, 40 yılın başı bir uzaylı gelmiş, onunla yumruklaşmak istemiyorum ben durduk yere.
O da yanlış anlayacak. Ulan biz barış için geldik, adam bize yumruğunu uzatıyor. Nereden bilecek bizde pandemi olduğunu? Yani bir de tanışamayacağız. Yüzümüzde maske var, bilmem ne var. Yani böyle pis bir durum var. Yani bence varlar. Geliyor. Ah, çok kötü yerde dondu. Yani aynı zamanda şu an dünya üzerinde de dünya dışı yaratıklarla bir arada olduğumuzu düşünüyorum ben zaman zaman. Yani onlar da bana uzaylıymış gibi geliyor. Yani hemen böyle toplumsal mesaj vermek değil derdim ama ne demek istediğimi anladınız. Yani Evet. adam yanımızda, örnek veriyorum, işte rahat rahat herkesin içinde duvara küçük tuvaletini yapabiliyor. Yani öyle bir bakıyorum ki uzaylı görsem ancak bu kadar şaşırırım diyorum. İşte bugün Twitter'da bir video gördüm mesela. Anmak bile istemem bir pisliği ama bu örneği vermek zorundayım. Yoksa gündemime bile almam ben böyle şeyleri. İşte orada hamile bir kedi var. Kadın giriyor bahçeye, kediye vuruyor, gidiyor. Ya şimdi bence bu bir uzaylı ve bence bir dünyamda yeri yok. Yani gerçekten bir uzaylı o. Yani dünyalı değil. Dünyalı olmadığından eminim. İnsan olmadığından eminim onun. Ve asla kızmıyorum. Yani mesela ona böyle aman ne çirkin insan ne bilmem ne falan demiyorum. Asla demiyorum. Yani örnek veriyorum, havlayamadığı için bir kediye kızılır mı? Ya kedi miyavlar, köpek havlar. İşte bu yaratık da böyle şeyler yapıyor. Ya biz ne yapıyoruz? Mesela bataklıktan sinek çıkıyor. O sineğin yok olması için bataklığı kurutuyoruz ya. İşte bu türünde kuruyup yok olması için de gerekiyorsa onu yapalım. Bu türün bir suçu yok. Yani bana kalırsa. Yani o tür kendini daha tamamlayamamış, olmamış. Aynı virüsten korunur gibi korunmamız gerekiyor bu dünya dışı yaratıklardan. Evet. Yani ben bir psikolog olarak bu tarz insanları anlamaya çalışabilirim. Yani dediğiniz gibi suçlamak, öyle yapmak değil. Hani burada bir amaç ne, motivasyon ne, bunun altında yatan Evet. ne? Çünkü tek o kişi değil. Çok görüyoruz bunları. Ya bu bir psikolojik bozukluk mu? Değilse ne? Neden oluyor? Anlamak gerekiyor. Bunu şey olarak kullanmıyorum. Yani burada yeri gelmişken söyleyeyim. Hani bazı hastalıkları, psikolojik bozuklukları hakaret olarak kullanma eğilimi var toplumda. İşte ne bileyim, örnek veriyorum, işte gerizekalı deniyordu. Halbuki bu bir tanımdı. Bunu değiştirmek zorunda kaldılar karışmaması için, yani hakaret olarak algılanmaması için. Hani Evet. mental retardasyon diyoruz, işte zeka geriliği diyoruz vesaire gibi gibi böyle durumlar var. Bazı bozukluklar var. Onu da söylemiş olalım. Bunları lütfen işte hani ne bileyim obsesif, şizofren gibi böyle Evet. kalıpları kullanmayın hakaret olarak. Bunlar hastalık kişinin elinde olan bir durum değil. Aslında Evet. cüzdanlı demekle aynı şey. Cüzdan olmak da kişinin elinde değil ama biz o kadar acımasızız ki yani hem fiziksel hem psikolojik hastalıkları hakaret olarak kullanıyoruz Evet, ve diyeyim. bir fiziksel özelliği aslında ya da zihinsel özelliği silah gibi karşı tarafta yani göstermek çok acımasızca bir şey. Benim az evvel o kediye tekme atan, yumruk kuran kadına da hakikaten hakaret etmiyorum. Yani hakaret etmek değil amacım ama söylediğim şey şu. Gerçekten dünya dışı yaratık. Onu bir dünyaya kazandırmak için ne yapabiliriz? Onu Buraya bulmak gerekiyor. Yani gelmeli. benim, Evet. evet, buraya gelmeli yani sadece Aynen. o yani. Sizin oynadığınız Dedemin İnsanları filminde söylemiyorum, baksınlar bulsunlar nerede oynadığınız, neresinde. Dedemin İnsanları filminde çok güzel bir metafor vardı. Şey diyordu ki, Mehmet Yavaş diyordu ki, işte hani onlar bizim insanımız. Hani onlar, şu bizim insanımız, o da bizim, bir öyle yapma bak, o da bizim bir insanımız diyordu. Ve hiçbir şekilde bir ayrım yapmadan, şey yapmadan Evet. hani bakıyordu. Bu bakış açısı gerçekten çok güzel. YouTube'da benim bir kendi listem var. Hani şey, halka açık değil de yapıyorsunuz ya, işte şarkıları falan koydunuz. YouTube Ha. listesi, playlistim var. Adı şey, Bizim İnsanlarımız. O filmden etkilendim. Böyle hakikaten yakın bulduğum, işte güzellik yapan. Mesela işte şey vardı, bu ne onun adı? Cep yayınları, bir kanal var, kısa böyle videolar yapıyor. Orada mesela birisi yabancı bir turist, Türkiye'ye gelmiş, sokakta kalmış ama kedilere her gün mama taşıyor 5 kilo mesela. Hani ben onu alıyorum oraya. Bu bizim insanlarımızdan biri deyip oraya Ha, videosunu evet. listeme koyuyorum. Onu söylemiş Harika. olayım. Peki, devam ediyorum. Bilim Tamam. tarihinin en önemli buluşu sizce nedir? Sucuklu yumurta falan diye. Gerisi lafı güzel falan diye böyle. Ya bilim tarihin en önemli buluşu nedir? Bence anestezi. Yani o çok değerli bir buluş bence. Sanıyorum Morton'du değil mi? Onu bulan bilim adamı. Anesteziyi bulan bilim adamı Morton'du galiba adı.
bilgim yok. Anestezi, ben de yani bir tesadüf sonucu öğrendim. Yoksa ben de çok ilgilenmedim konuyla da. Bir firmanın bir işini yaparken orada edinmiştim o bilgiyi. Morton adını. Düşündükçe, aklıma geldikçe böyle hayran oluyorum anesteziyi. Yani uyuşturmayı bulan diyeyim ya da. Düşünsene diş çekimlerinin ya da ne bileyim işte bir dikişin falan hani bet muhabbet açmak değil derdim ama anestezi olmasa, uyuşturma olmasa biz bu acıları nasıl çekerdik bilmiyorum yani. Çekemezdik Ameliyatlar herhalde. yani inanılmaz. Evet. Elektrik denmiş chatte. Çamaşır makinesi denmiş. Belki hani herkesin de yakın zamanda yaşadıkları mı? Hani siz de ameliyat eşinizin hani o yüzden mi Ha anestezi geldi aklınıza acaba? evet. Yok genel olarak aslında anestezi çok önceden beri çok seviyorum ama herkes kendi değil. Şu an gözümü böyle kaşırken nasıl göründüğümü bilmiyorum. Çok özür dilerim. Bir an çok boş bulundum. Gözüm pörtledi pörtledi böyle. Yani benim için hani şu an aslında nasıl anlatsam bu şu an içinde bulunduğumuz durum da aslında belirliyor en iyi icadın ne olduğunu. Mesela aslında şu an düşünürsek en iyi icat bu telefon olabilir. Değil Yani mi? şu an ne güzel vakit Evet. iletişimdeyiz. Evet. Evet. Aşı de denen diyen oluyor. Tuvalet kağıdı demişler. Buhar gücü demişler. Tuvalet Chatte. kağıdından önce ihtiyaç hasıl olmuş. Yani bence tuvalet Evet. kağıdı icat değil keşiftir. Doğru, O bir doğru. keşif Evet, bence yani. keşfedilmiş. Evet. Aa, böyle bir şey Evet, var. evet. Peki, Evet, evet. siz bir bilim insanı olsaydınız, hangi alanda çalışmak isterdiniz? Ne yapmak isterdiniz? Hangi alanda çalışmak isterdim? Hangi alanda? Şimdi böyle birden gelince soru. Ya böyle şey Ha, olmasına gerek yok. mesela Ha. şu. Kelimelerin kökenleri yani etimoloji alanında çalışmayı çok isterdim. Yani Evet. dünyada konuşulan dillerin kökenlerine, yani o kelimenin nasıl türediğine, yani dil alanında çalışmayı çok isterdim. Çok isterdim Filoloji değil hatta mi? yani. Filoloji Evet, deniyor yanlış filoloji, bilmiyorsam. evet. Evet. Biloloji olması gerekmiyor mu? En azından benim için falan değil. Filoloji. Filme Evet. bir... Sizin ya evet bizim yayını da izleyin arkadaşlar. O yayında da müthiş güzel kelime kökenleri. Ben hala işte sohbet, muhabbet farkını Ha, eyvallah. kullanıyorum. Öğrendiğim çok şey oldu. Evet. Filoloji gerçekten önemli. Evet. Güzel bir al. Etimoloji de onun belki aynı ayrı bir bilim de olabilir. Alt dalı da olabilir. Tam size Ben uygun de ama bu kadar tanımıyorum. olamazdı yani. Bana sorsalar Evet. Yüksel Evet. Hoca ne yapsın ben onu derdim yani. Evet, çok iyi, çok severim yani çok. Bir kelime için ömrümü verebilirim ya. O kadar açık söylüyorum size yani. O Yani böyle kökenini çok bulmak çok için evet. mi falan yani böyle. Evet, yoksa evet kökenini bulmak için. Yani şöyle bir şey vardı. İnce Memed romanını okumuştum Yaşar Kemal'in ki okumayan varsa gerçekten ya bunu böyle çok kolayca söyleyeceğim ama büyük kayıp. Yani İnce Memed'i okumamak. Kendi dilimizde böyle bir edebiyat varken yani bir edebiyatçı varken Evet. özür dilerim bir yazar varken onu okumamak büyük eksiklik olur. Neyse orada İzci Ali diye bir karakter var. Birinci ciltte okursanız görürsünüz benim en sevdiğim karakterdir İzci Ali. İzci Ali iz sürüyor yani bütün işi bu. İz sürmek yani iz sürüyor ve buluyor. Yani buluyor adam. Kimi istiyorsanız sorun ormana gidiyor ve iz sürerek buluyor. Detaya girmiyorum. Bir ara bir diyalog geçiyor arkadaşıyla arasında. Diyor ki nereden merak sardın bu işe diyor bir iz sürmeye. Ya küçükken başladım diye detaya girmiyorum dedim. Bir soru üstüne düşünce diyor. Oldu diyor yani üstüne düşünce oldu diyor. Ya diyor hayatını buna mı verdin diyor. İzci Ali ne diyor biliyor musun? Ya, yaşamak ne işe yarar ki diyor. Ya bu çok güzel değil mi ya? Ya Çok bir güzel. güzele ikrar vermeyeceksen, yani bir derdin olmayacaksa bu hayatta yaşamak ne işe yarar ki? O yüzden ben bir kelimenin ardına bir ömrü verebilirim. Yani o çok değerli bir şey Ben olur de benim şeyi için. çok severim. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirindeki hani Evet. yaşamayı ciddiye alacaksın gibi hani bir sincap gibi yaşayacaksın. Hani tek Evet, işin evet. gücün yaşamak olacak Evet, kısmı o bütün işin gücün felsefe. yaşamak olacak ya. Evet, budur yani. Benim Ve... bir su şişem var hocam. Onun üzerine alırken işte dediler ki yazdırabiliyorsun bir şey. Adını madını yazdıran. Ben dedim ki hayır ya ben şey yazacağım. Bir sincap gibi mesela deyip 3 nokta koyup aldım. Şimdi sürekli Evet, içiyorum ya. süper. Şimdi bunu gördükçe bana hatırlatıyor. Bak hani çünkü işte kullanıyorsun, okulda kullanıyorsun, hengamede. Bir dakika onları bırak hani yaşayabiliyor musun sen? Hani sincap da öyle yani işi düşünmüyor, stresi Evet. düşünmüyor, ne bileyim araştırma düşünmüyor, doktora düşünmüyor. Sadece onu yapıyor. Bunu aldım. Yabancı tabii Hollanda'da çalışıyorum. Arkadaşlarım görüyor bu ne? Google Translate etmişler falan. Cevdet diyorlar ki bu squirrel yani Türk arkadaşına sormuş. Bana da diyememiş. İşte bu squirrel değil mi ya? Sincap ne demek bu falan anlayamadık biz falan. Ben de hemen gidiyorum işte YouTube'a. Çok güzel bir İngilizce çevirisi var.
güzel seslendirilmiş. Hani diyorum ki hani orijinalini okuyamıyorsunuz yazık ama hani en yakın İngilizcesine bir bakın işte bu şiirdeki bir şeydir o falan deyip Evet, anlatıyorum evet. Nazım Hikmet'e. İlginç oluyor. Onu söyleyeyim. Siz bir şey diyordunuz hocam sözünüzü kestim. Yok yok, şey diyecektim. Cezaevinde yatacak olanlara öğütler diye bir şiiri vardı Nazım Hikmet'in. Tam böyle değil adı, bağışlasın sevenleri. Orada diyor mesela, sen ürpermelisin içeride, 40 günlük yerde yaprak kıpırdasa diyor. Yani 40 günlük yerde yaprak kıpırdasa sen burada ürpermelisin diyor. Yani bu çok önemli bir şey ya. Yani. Bu çok Çok önemli bir güzel. şey yani, Çok hayatın önemli. içinde olmak. Bu arada WhatsApp üzerinden bana buradan soru soran arkadaşlarım yanıtlar veriyorlar. Halim arkadaşım hiç uyumadın mı diye cevap vermiş. Uyudum Halim, uyudum. Ama şey, biraz az uyudum. Halim de beni çok yakından tanıdığı için herhalde gözlerimi şiş gördü biraz. Buradaki ışık üzerinden de kaynaklanıyor olabilir. Ha. Yani şu ışığı direkt yüzüme vursam belki de daha Valla iyi kötü görünebilirim hissettim falan hocam diyor. şimdi. Biz Yok yok. arkadaşlar biz sorduk hani alelacele zorla değil. Şimdi kötü hissettim sizi yorgun argın Yok ya. yayına Hayır hayır şey hayır. Her yaptık şey gibi. yolunda. Hayır hayır. Yani Nesrin burnundan ameliyat oldu demiştim ya. Geçmiş Bazen olsun geceleri diyelim. uyuyamıyor. Sağ olun ama her şey yolunda şu an. Bazen geceleri uyuyamıyor. Uyanmak zorunda kalıyorum. Sonra kitap okurken bir daha uyku tutmuyor. Bir şey falan filan. Bu aralar bir dengesizlik var ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. Deyip uyuyormuşum değil mi? Bu arada Evet. bazen az uyku da iyi gelir. Yani mesela şey araştırmalar var çok ilginç. Depresyonda bir gece full uykusuz kalmanın bir anda depresyona çok iyi geldiği falan bulunmuş. Nedenini bulamadılar tam. Ama böyle arada da iyi gelici tarafı var. Hani illa uykusuzluk bir gece yapılan hani çok kötü bir şey değildir. Bir sonraki soruya geçeyim mi hocam? Hazır mıyız? Ya o kadar çok şey geliyor aklıma söyleyecek. Soruları yetiştiremeyeceğiz ve zamanımız dolacak diye çok korkuyorum. Bir dahaki sohbete saklayalım o zaman. Şu Tamam, an aklıma tamam. bununla ilgili bir şey geldi ama sonra konuşuruz en Tamam, iyisi. tamam. Ya da Peki. zaman kalırsa konuşalım. Tamam. Zaman kalırsa da yaparız. Peki, Tamam. soru şu. 50 yıl öncesinde hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? Bisikletimle gitmek isterdim. Aa, güzel. Ama 50 yıl Bisikletimle önce yani. bisiklet var mıydı? Var sanki. Ha, bir dakika, özür dilerim. Pardon, pardon. Şu soruyu yanlış anlamışım. Yani 50 yıl öncesinde hangi Orada bir teknolojik aletle? typo olmuş. Öncesine Ha, yani 50 yıl öncesine. öncesinde Tamam. bugünden zaman yolculuğu Tamam. yapacaksınız. Yanınızda bir teknolojik alet götürme hakkınız Ha, var. tamam. Soruyu ben yanlış, ben zannettim ki geriye dönmek için, yani 50 yıl öncesine gitmek için hangi teknolojik aleti kullanmak isterdiniz Ha, gibi o da algıladım ben. güzelmiş. O da Ben de güzelmiş. bisikletimle hani atlayayım gideyim falan diye 50 yıl öncesine dedim. Hangi teknolojik aletle gitmek isterdim 50 yıl öncesine? 50 yıl. 50 yılda hani çok da şey değilmiş ya, düşünüyorum da bayağı 71. bildiğim 1974 yani doğumluyum. Yani çok da uzak bir zaman değilmiş. Neyle gitsem çok mutlu olurduk? Cep telefonu diyeceğim ama ikinci bir cep telefonu olmazsa o da bir işe yaramayacak. Değil Yani mi? Baz kimi istasyonu da arayacağım yok. yani. Evet. Evet, baz istasyonu da yok. Yani neyi baz alarak orada konuşacağız bilmiyorum. Evet. Neyle gitmek isterdim? Neyle gitmek isterdim? Zengin oluyor değil mi o zaman? Müthiş bir Zikirmatik. Tabii. Daha ben teknolojiyi. ticari düşünüyorum yandan da yani. Telefon aslında hani şey düşündük arkadaşlar test ederken soruları şey geldi işte telefon hani baz istasyonu yok ama şarj aletiyle gidersen hani priz var şarj edersin tamam. İnternet de yok Wi-Fi falan da yok ama işte telefonun içinde uygulaman varsa güzel offline çalışan onları Ha. dinlersin işte fotoğraf video çekersin ne bileyim. Uygulamaların el verdiği ölçüde bir şeyler yaparsın. İnternetsiz çalışan, ne bileyim ses kaydeder, dinlersin. Aa Hani evet, fotoğraf olabilir makinesi gibi mantıklı düşündüm. olabilirmiş. Evet. Ya çünkü Evet, hatta 70'lerde falan var makine, yok değil. Ama daha böyle pratik elde taşınan cep ha bir de telefonu o var değil mi? olabilir. Fotoğraf makinesi de var. Doğru. Evet. Çok yeni. Ya şu an elimize tuttuğumuz ya da kullandığımız bütün teknolojik aletler başka bir teknolojiyle ilintili olduğu için tek bir aletle gitmek de imkansız. Demek ki teknolojik gelişmeler bayağı diyalektikmiş ya. Evet. Yani aslında hakikaten icat yok, keşif var sürekli. Ya bir icadımız yok ki alayım götüreyim bakın ne bulduk falan filan diye böyle. Hep Ha ilerleme neyle hızlı gideyim? yani. Evet. Şey var ya, vapurlarda satılan limon sıkacağı var, bir tane plastik aparat. Bu elimde gördüğüm zahmetle limonu böyle Ya o işe sıkabiliyorsun. Onu, yaramıyor bence öyle hocam bir şey. ya. İşe yaramıyor. Onu satıyorlar da Ya ne hiç. olacak? Hemen geri dönmeyecek miyiz 50 yıl sonrasından buraya? Ha Hemen geri bilemiyorum. döneceksek Kalacaksınız satarım ben biraz. bayağı yani. Biraz kalacaksınız. Bakalım işe yarayacak.
Yok, bulamadım bir şey vallahi ya. Vapurlarda o zaman işte tıraş bıçağı falan satarlarken hani üç açılı falan siz orada Ha. limon sıkacağı diye yanlarında olabilirmiş. VR falan olabilir aslında. Bilgisayar ve VR hani bu çok büyük gelebilir onlara. Şey sanal gerçeklik gözlüğü mesela. Aşırı hani telefon bunun daha teknoloji ya fotoğrafı da küçültmüşler Ha. falan ama VR belki şey kaçabilir. Biz bu Doğru. soruyu güncelleyelim. Biz bunu 100 yıl öncesi yapalım. Soru Evet, çok 100 yıl yakın yapın. 50 kaldı. yıl hakikaten Evet, çok, 50 yıl olmuyor. hayat çok hızlı. Ya ben Evet. 50 yıl önce, yani ne diyeyim, ben şimdi 46 yaşındayım. Ben doğduğumda bizim evde video seyrediyorduk veya kasetle. Almanya'da doğdum çünkü, öyle bir tabii şey var. Yani evet, öyle bir durum var. Ya bu Milenyal arada gibi. Halim sürekli yazıyor. Halimcim, cevap veremiyorum şu an sohbet halinde olduğum için, adam sürekli beni provoke ediyor oradan. Adamı engellemek zorunda kalacağım, o Halim olacak. Bey. Bu nasıl? Halim Halim Bey ya nasıl? iyi. Ya, yükselece iyi. Bir sıkıntı yok. Evet Size ya, çok yayından çirkin bir sonra çevrem var. söyleyeceğim. Çok özür diliyorum gerçekten. Bu arkadaş çevrem çok Peki arkadaş demişken sorumuz dedim ya hani benzer bir soru. Şöyle bir soru vardı. Ay'a gitseniz hani şimdi Artemis projesi var. Tekrar Ay'a üs kurulacak vesaire Gateway projeleri var. Amerika'nın ve birçok ülkenin. Orada Ay'a gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz ve neden? Ama gidip kalacaksınız. Yani orada Ay'da yaşayacağınız bir ünlü arkadaşınızı yanınıza alabilirsiniz. Hangi ünlü ve neden? Tamam. Şimdi iki tane, yani iki seçenek sunacağım kendime. Şimdi birincisi, bu YouTube videolarından veya işte benim bazen haber konusu olan bazı gelişmelerden dolayı sevgili eşim Nesrin de artık ünlü sayılabilir yani benimle birlikte. Bir ilk tercihim Nesrin olur. Ama derseniz ki yok ya, dünyaca ünlü birinden bahsediyoruz, size yemin ediyorum Elon Musk'tan başkasını istemiyorum. Evet. Biliyor değil mi? Ne güzel işi de biliyor. Bilen Yok, ben adamla. onu döveceğim ya. Hani ben Ha. çok hiç sevmiyorum o Ayda adamı. kıstıracaksınız yani. Evet, Bayağı evet, ayak evet. Evet, kıstırıyor aynen öyle. Ayda ve adamı. gerçekten şu, hani döveceğim derken tabii latife ediyorum, şiddet asla öyle bir şey yok da. Hani sadece şunu isteyeceğim. Hani Ay'a gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz? Elon Musk. Peki ne sorardınız? Şu. Neden? Onun senin bu hırsın ne? Senin bu derdin ne? Bütün NTV'de, ne bileyim işte Habertürk'te, şurada burada, Habertürk izlemiyorum da, hani ne bileyim işte haber kanallarında diyeyim. Ya Elon Musk'ın kar mı etti, zarar mı etti, nereye yatırım yaptı, bugün hangi ayakkabıyı giydi, işte kaç kere tuvalete çıktı, hepsinden haberdar olmamızı gerektirecek ne var bu adamda? Evet. Yeni bir dönem peygamberi, bir de bizim mi haberimiz olmuyor? Yani ne oluyor bilmiyorum. Sadece Elon Musk'ı böyle Ay'a götürüp bir müddet seyretmek istiyorum. Ne var bu adamda bu Ne kadar mesela falan değil diye. mi? Yani Mesela bir haber geliyor, PR'ları diyor çok iyi ki yapıyor. PR evet, çalışmalarını çok iyi yaptığı için herhalde. hani Sürekli gündeme ve geliyor. ben bunun öylesin olduğunu düşünmüyorum. Mesela işte izliyorum, işte bilmem neyi balkondan aşağı attı. Bir daha çeviriyorum haberi, işte Bursa'da trafik kazası şu kadar ölü. Bir daha çeviriyorum, Elon Musk bu yıl servetine servet kattı diyor. Ben şimdi ne yapacağım bununla ilgili? Yani şu an ne Bana ne? yapabilirim? Yani ne Bana bileyim, dayımın oğlunu arayayım. Erhan, duydun mu lan? Elon Musk servetine servet katmış falan filan mı diyeyim? Ne yapayım bilmiyorum ben. Ya bunu ne yapacağız şimdi? Aynı buna benzer. Mesela Amerikalı falanca oyuncu evini bilmem kaç milyon dolara satıyormuş. Ya oğlum, bana niye söylüyorsun ki bunu? Git bizim emlakçıya söyle. Satsın o da birine. Yani bana niye söylüyorsun? Benim bundan niye haberim oluyor? Şu Evet. an zengine karşı bir öfke duyan adam gibi görünebilirim. İnanın ben onunkini zenginlik olarak da görmüyorum. Ben Çok sadece maruz bunun, kaldığınız için bıkmışsınız yani evet yani, neden bir sıkılmışsınız. haber değeri yok bunun? Hiçbir Evet. haber değeri yok. Bakın, hakaret etmek için söylüyorsam, insan değilim yani, o kadar büyük, yani küçük bir yemin oldu. Hakaret diye söylüyorsam iyi değilim yani, öyle söyleyeyim. Size yemin ediyorum. Mesela hamile bir ineğin günlük olarak haberlerini verseler, işte bugün karnı bu kadar büyüdü, cinsiyeti belli oldu falan filan gibi, size yemin ediyorum Elon Musk'tan çok daha ilgimi çekecek bir haber olur benim için. Ve bir buzağının Ama dünyaya gelişini görürüm. adamın kişisel şeylerini değil de hani firmayı düşündüğümüz zaman firmaları daha doğrusu hani birkaç tane böyle işte yani sonuçta bir roket gidiyor ve geri tekrar inebiliyor. Hani bunlar peki heyecanlandırıyor mu sizi yoksa külliyen hani uzayla ilgili şeyler mi sıkıyor? Aa, yok yok, hani sadece Elon Musk, işte o bir tane daha var, o yaşlı adam gözlüklü, Facebook'un şey Gates ne mi? o, ha, Bill Gates, bir de işte Facebook'un kurucusu neydi o Mark şu Zuckerberg. an, ha evet, o
Bu üçünün haberlerini görmek. Hadi o üçüncüsünü çok duymuyoruz da onun adını söylerken benim ağzımdan çirkin şeyler çıkabiliyor. O zaten ona diğer android o... diyorlar ya. O robot aslında falan diyor herkes ona. Böyle bir şey duruyor ya, soğuk duruyor ya konuşması falan. Ya artık insan olsa da benim için fark etmez o. Yani artık benim için o bir android. Ya bu üç insanın kazandığı parayla ilgili haber duymaktan ben bıktım. Bu ne kadar ucuz bir habercilik anlayışı ve bu ne kadar fakir bir hal. Yani Habercilere hiç de ilgimi bıkmıyoruz çekmiyor. aslında ya. Yani habercilerin Evet. bir haber değeri değil yani, zenginin malı zürdün çenesi, ne gerek var onun kaç para kazandı da ne yaptığını Evet. anlat bize. Yani işte Facebook'un ne bileyim gizlilik şeyine gelen bir şey oldu ve o benim için ne ifade ediyor? İşte WhatsApp'ta bir şey değişti son Evet, aylarda, evet, onu evet, söyle. evet. Ya da işte Elon Evet. Musk roketi indirdi, Elon Musk'ın firması, sanki zannediyor ki her şeyi Elon Musk yapıyor, hani yüzlerce binlerce şey var orada, mühendis bilim insanı var. İşte onlar indirebildi mi, indire. Bunları anlatsalar aslında dediğimiz gibi servetinden ziyade gerçekten iyi olabilir. Peki son derin soruma geçiyorum. Bunu aslında Haydi biraz bakalım. konuştuk. Bilim ile fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz diyeyim ama takıldı. Evet takıldı ama ben duyuyorum şu an. Duydunuz mu? Tamam. Evet evet duydum duydum şu an Aynen. görüyorum da. Sizdeyiz hocam. Her şey yolunda. Bilimle hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Ya evet yani bilimle değiştirmek istediğim fiziksel bir özellik varsa herkes için istiyorum tabii bunu. Bu şu fazla kilolar yani. Yani daha doğrusu benim kilomu fazlalaştıran da diğer zayıflara göre biçilen kaftanlar. Yani örnek veriyorum dünyanın en iyi markaları sadece zayıflar için bir moda geliştirirken yani beni kollamadığı için. Daha da ötesi aslında bunun çözümü var. Yani Sezen Aksu yıllar önce işte sen bizim mahalleye geldin geleli yavrum diye şarkısı vardı ya. İşte Ah, yine takıldık. ya şişman bir adam oynasaydı o klipte, hop yakışıklı falan derken o şişman adamı görseydik, belki de benim şişmanlığım problemi olmayacaktı. Her şey Sezen Aksu'nun yüzünden oldu bence. Şey değil mi? Yani Güzellik bitmiyor. algısı, yani güzel, Evet. yakışıklı demek belli kriterlere bağlanması. Evet, Yani yani. o kötü. Ya şey, sağlıksız olan kiloyu kastetmiyorum ama hani sağlıklı sınırlar içindeki beden şekillerinin yapılmaması gerekiyor aslında. Hani böyle bir akım var birazcık yurt dışında da. Evet. Bunun birazcık artması gerek. Genelde kadınlar üzerinde var ama erkeklerde de büyük bir baskı yaratıyor dediğiniz gibi, yani Tabii zayıflık. de yaratıyor. Mesela işte örnek veriyorum bir kadın şarkıcının klibinde oynayanların ten rengi, fiziksel özellikleri diğer erkekleri birden çok çirkinleştirebiliyor. Ya bu çok acıklı bir şey. Böyle yapmayın. Yani Elon Musk'ın parası da hepimizi birden fakirleştirebiliyor. Durduk yere öyle bir kıyasın içine giriyoruz. Öyle bir hesabın içine giriveriyoruz. Ama yani birbirine çok yakın iki kelime, hani gene o kelimeyle oynayan adam gibi olacağım ama ten ve tin. Yani ten tendir ama tin de ruh demektir ya. Aslında tenle tin birbiriyle çok uyumlu olması gerekiyor. Fakat bizim asıl görmemiz gereken yer ten değil, tin olmalı. İşte ben bu örneği hep veriyorum ve buna çok inandığım için bu örneği veriyorum. İşte karısına yalakalık yapan adam gibi görünmek değil amacım. Ben bunu genel olarak söylüyorum. İşte Nesrin'in yani eşimin güzelliğiyle ilgili bir konu söz konusu olmuştu, bir durum söz konusu olmuştu. İşte hızlıca anlatıyorum, detaya girmeden. İşte Nesrin sohbet arasında, o kalabalık sohbet arasında, sonuçta ben de dünyanın en güzel kadını değilim dedi. O esnada herkes bana bakmış bulundu. Ben de evet doğru söylüyor dedim. Ben öyle deyince herkes o falan filan dedi yani haklı olarak. Ben de dedim ki yani beni öldürseniz de Nesrin dünyanın en güzel kadınıdır dedirtemezsiniz. Çünkü Nesrin'e dünyanın en güzel kadınıdır dersem başka bir kadının da varlığını varsaymış olurum. Nesrin'in yanına başka kadınlar koymuş olurum. Yani nasıl olur da dünyanın en babası benim babamdır diyebilirim ki? Benim babam bir tane. Dünyanın en iyi parmak benim parmağım falan. Hayır abi bu benim parmağım. Yani bunun yanında başka bir işaret parmağı yok ki en parmak benimkisi olsun. O benim bir tanem, o benim karım. Yani onun güzelliğini konuşmak, kutsal kitabın rengini konuşmakla aynı şey. Bu nasıl bir aymazlıktır?
Ya bu nasıl bir manyaklıktır? Siz Yani başka bir anlatabildim yerden mi? olmuş ya. Şey de olabilir ya, gerçekçi olarak da evet ya değil, ama ben bana göre öyle mesela, evet yani gerçekçi olarak en güzel kadın değil ama bana göre öyle diyebilirsiniz mesela, bu da bir İşte burada da şey bir geliyor. çelişme var. Yani bana göre zaten en güzel de olabilir. Güzel zaten bir şeye göredir. Bakan Yani bakanınla ilgilidir ya evet, onunla olaylar. ilgili bir şeydir. Yani dolayısıyla fiziksel özelliği konuşmak, o ya vefat eden Hawking, bedensel özellikli bir bilim adamı vardı ya, Evet. Hawking yakın zamanda Stephen Hawking. kaybettik. Evet. Ha, Stephen Hawking, evet adını hatırlayamadım. O bir röportajında spiker şöyle bir soru sormuştu ki ben ilginç bir soruydu. Fiziksel durumunuz acaba zekanızın bir bedeli olabilir mi diye sordu. Hani mesela sana çok iyi Bir beyin vereceğim yerden ama Allah alır, öteki yerden verir falan gibi. öyle bir kıyaslama var ya. Şimdi Stephen Hawking dedi ki ya hiçbir şey bir diğerinin bedeli olamaz dedi vücutta. Yani böyle bir şey yok dedi adam birincisi. Öte yandan şu kainatın büyüklüğünü bir tasavvur edebilseniz. Yani bu büyük kainatta toz zerresi kadar bir sistemin, Samanyolu'ndan bahsediyor. İşte toz zerresi kadar bir gezegenin içinde toz zerresinden daha küçük yaratıklarız. Ve birbirimizin arasındaki fiziksel özellikleri konuşuyoruz. Bu çok komik değil mi dedi. Yani aslında bu Gerçekten adam bütünün oraları içerisinde. düşündüğü için yani. Evet. Yani Evet. düşün şu an biz bunları konuşurken milyonlarca ışık yılı uzakta bir yıldız belki de bir rüzgar esti ve üzerindeki tozlar uçtu. Ve işte ne bileyim kainatta şu an gezmeye başladı. O esnada hızlı şekilde bana doğru geliyoruz ve ben diyorum ki ya biraz kilo verse bir iyi olacak galiba falan diye anladım. Ya Ya bu şey çok çok güzeldir. Carl Sagan'ın işte soluk mavi nokta şeyi vardır ya, bu Voyager projesinde çalışıyor. Voyager dünyadan en uzağa gönderilen iki tane, Voyager 1-2, 40 yıl falan olmuş gideli. Gönderiliyor bunlar. Kendi nükleer yakıtı var. Bir yöne doğru uzayda hız kazandırdığınız zaman gitmeye devam ediyor, sürtünme olmadığı için. Gidiyor. Ve bize fotoğraflar gönderiyor. Çok düşükçe olsa. Çok baya baya uzaktan dünyanın bir fotoğrafını gönderiyor. Böyle bir ışık yüzmesi içinde asılı bir nokta. Kum tanesi gibi bir nokta hakikaten. Hani ok koyuyorlar. Hani bak, dünya burada falan demek için. O da diyor ki o fotoğrafa bakmış. Çok uzun. Hani internetten baksınlar meraklıları. Şey diyor, hani buna baktığımda diyor, astronominin sizi alçak gönüllüleştirici bir olayı vardır derler. Hakikaten doğru. Buradan baktığımda hani şeyi düşünsenize, sevdiğiniz sevmediğiniz bütün gelmiş geçmiş yaşamış yaşayacak bütün insanlar, bütün şiirler, bütün kitaplar, bütün filmler, işte en büyük liderler, bütün savaşlar, her şey bu nokta üzerinde oldu bitti ve olacak hani bütün bu kainatta. Hani şey ne kadar saçma geliyor yani, o kadarcık nokta için liderler birbirleriyle savaşacak, işte bir anlık hakimiyet için uğraşacak gibi gibi devam ediyor. Aynı o dediğiniz gibi yani, soluk mavi nokta metaforu gerçekten güzel hocam, dediğiniz gibi. evet ya ta o yükseklikten dünyaya bakıp elektrik faturasını düşünmek ne acı bir şey değil mi yani? Yani Çok belki de tuhaf. o, bilmem ne, hiç önemi yok Voyager için, Tabii tabii gidiyor. yok. Evet. Yok. Yeri gelmişken bir şey soracağım. Belki siz biliyorsunuzdur. Şimdi bu Mars'a bir cihaz gönderdiler ya işte mekik neyse artık yani onu. Perseverance Yani şey, gezgini. gezgini. Fotoğraf gönderiyor ya dünyaya. JPEG gönderiyor değil mi onları? Hani öyledir herhalde değil mi? Vallahi bilmiyorum. Bunu Düşününce bilen varsa, bunu kozmik JPEG. anafordakiler falan bilir, Mesela biz soralım. geçen gün konuştuk arkadaşlar. Mesela bana gönderse ben mesela klasör falan açarım masa üstünde. Değil mi? Hani gelen kutusu. Hani Mars Bakalım ya. JPG falan diye. Hani bu klasörün adını ne koyardım mesela? Hani Mars 01, Mars 02 falan diye böyle. JPEG Valla. dosyalar. Mars yedek falan. Bana Perseverance çok... foto format diyorum şimdi Google'a. Google'a da her şeyin Tamam. cevabı var ya. Bakalım ne çıkacak. PNG Bilenler gibi. yazsın. Valla. Tabii. Ve bilenler de yazıyor mu bu arada? Yazıyorlar. Ha evet Chat'te yazıyorlarmış. yazıyorlar. Birisi şey sormuş. Neden raw image göstermiyor diye. Yani Ne demek? şey olarak, ham hali, fotoğrafların hani ham halleri olur ya. Neden Ha. ham olarak vermiyor NASA da, belli bir formatta veriyor gibi demiş. Ama hakikaten RAW veriyormuş. Ya bence onlar bize ham halini yolluyordur da, şey olması gerekiyor. Aktarılırken onu çok küçük şey yapıyordur. Yani sıkıştırarak gönderiyordur. O kendilerine ait bir format olabilir, sıkıştırma formatı, ama buraya gelip açtığımız, hani zipleyip unzip yapıyoruz ya. Ha. Zipleyip çıkarınca zipten
gene RAW, yani bildiğiniz bugün fotoğraf makinelerinde çekilen bir format, ham hal diyoruz. Orada Ha, şey evet. olabiliyor mesela, renginde, ışığında çok daha oynanabiliyor. Çünkü bütün bilgiler onun içinde, bütün çektiği her şey içinde oluyor. Belki öyle o format olabilir. Öyle öyle yazmışlar internette, bakalım. Bilenler Anladım. yazsın. Ne bileyim ya, düşününce öyle hani biraz JPEG şey değil mi, mi? komik geliyor yani, JPEG klasör açıyorsun Evet. falan böyle. Değil mi? Flash Çok belleği değişik. Mars'tan, Mars 1, Mars 2 falan. Bu arada binlerce oldu. NASA'nın sitesinde bunlar açık. Hani gidin bakın, ben bir baktım. Ha. Kendiniz onları keşfetmek çok güzel. Ne geldiyse 2000 küsur oldu şu ana kadar gibi. Binleri Oo. geçmişti. Baksınlar şey, bayağı fotoğraflar. Hani aynı yeri birçok kez çekmiş ama siz indirip onu zoomlayıp kendiniz inceleyebiliyorsunuz. Ve şey, çok ilginç bir şey. Başka bir gezegenden fotoğraf bayağı ben internetten indirebiliyorum. O kadar basit bir hale geldi ki artık günümüzde. Vay Bunun arkadaş ya. değerini de bilmiyoruz yani, gidip o siteye indirmiyoruz ya, bakmıyoruz ya, aman hani diyoruz, ama başka bir gezegenden, Mars'tan yani, fotoğraf daha önce de geldi. İlk değil ama bu kadar hani halka açık adamlar yüklüyor, albüm yapmışlar sitelerini. Biz onun yerine işte Hürriyet'te, Milliyet'te başka galerileri tıklıyoruz ya mesela, o da garip bir durum yani. Bak Aynen Gökhan şey demiş, RAW artı DNG formatında geliyormuş. öyle. DNG'yi bilmiyorum ama RAW olabilir. Bilmiyorum. Son bölümümüze geçelim hocam. Bazı şeyleri Tamam. atladım ki sonra zaman kalsın bize, sohbetimize. Bu bölüm Tamam. eğlenceli bir bölüm. O mu bu mu bölümü? Tamam. Bunu İbrahim Selim'in programından biraz örnek aldık diyelim. Ünlülerle Tamam. yapıyordu o. Biz bunu bilim insanlarıyla yaptık. Hı. Bayağı bir, şimdi bir liste geliyor. Şöyle, o mu bu mu diyeceğim. Ne için ama? Yemeğe gideceksiniz bu bilim insanıyla. Şu an ölmüş de olsa. Ve Tamam. istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Hani tercüman da var. Her şeyi Tamam. sorabileceksiniz. Bir akşam yemeğine Tamam. gidebileceğiniz bir bilim insanı hangisini seçerdiniz? Tamam. Tamam. Başlıyorum o zaman. Tesla Tamamdır. mı, Edison mu? Ya muhabbet ortadaki şekille ilgili mi? Yok, Yani o iki sadece. O tamam iki. tamam. Ya, hayır, ortadaki şekille ilgili bir şey konuşmayacaksak Yok yok. ben diyorum ki Tesla ile gidelim, ama ne yapacağız? Sadece yemek mi yiyeceğiz? Rakı falan içilecek mi? Öyle bir şey var mı yani? İstediğiniz yemeğe Ha, tamam, o zaman götürüyorsunuz. şey, Kabul Tesla edip ile. de sorularınızı yaşıyor şu an, sorularınızı. Tamam. Tesla. Peki Tesla Tesla ile mı, gidelim. Einstein mı? Ne için? Devam ediyorum. Elemeye devam ediyorum şimdi. Son bir Ha, kişi yemek kalacak. yemek için. Evet, Tamam. aynı olay için Gene eliyoruz. Gene yine Tesla. Tesla. Einstein seçimi. Tesla. Tamam. Peki Tesla mı, Heisenberg mi? Heisenberg kimdi ya? Belirsizlik ilkesi var fizikçi. Aa, yok yok, Tesla. Tamam. Peki Hiç çekemem Peki ne Tesla yapıyorsun diyorum, mı? belirsiz diyor falan böyle. Tesla mı, Merkür mü? Merkür ne yapıyordu? Merkür de radyoaktif element materyalleri bulan, radyoaktivite ile ilgili çalışmalar olan kadın bilim insanı. Ya Hayatını ben bu Tesla. kaybediyor. Tesla'dan kurtulamayacak mıyım ya? Yok, Tesla, Tesla. Tamam. Peki. Tesla mı, Canan Dağdevren mi? Canan daha devre. Canan Dağdevren, araya Türk insanları koyduk böyle son yıllarda. Çok özür Canan dilerim. Dağdevren. Orada bir şey donukluk oldu, anlayamadım Canan. Bu arada cehaletimi bağışlayın, ne olur. Estağfurullah. Bu Yok yok. vesileyle kim bilir kaç tane cahil bir şeyler öğreniyor bence. Ben yanıyorum burada. Estağfurullah. Evet. Biraz da onun için koyduk. Ben de çoğunu Evet. bilmiyordum. Araştırdım bu arada. Hani şey Lütfen. Lütfen yapmayalım. arkadaşım. Tamam. Canan Dağdevren MIT'de çalışıyor. Malzeme bilimci. Yani kalp pilleriyle ilgili çalışıyor. Mesela kalbin üzerine bir doku giydirip pile gerek kalmadan şey yapılması ilgili bir sürü farklı çalışmalar. Profesör, MIT'de bir bilim insanımız. Ben hala Tesla'da duracağım ya. Hala Çünkü Tesla. hani bir şey, Tamam, çok iyi. malzemeden konuşmak istemiyorum ya. Tamam. Malzeme bilimciyse. Tamam. Peki Tesla mı, Mete Atatürk'e mi? O Buyurun. da yine Cambridge'de fizikçi bir hocamız. Kuantum fiziği üzerine çalışıyor. Işık ve kuantum üzerine çalışıyor. Valla Eğlenceli adam bu arada. hala Şarap içmeyi falan sever. tahmin ediyorum da Tesla ile bir işimiz var bizim ya. Bizim bu gıda Tamam. içerisinde bir dükkan tutacağım ben ona. Evet. Tamam. Tasarruf ampul satacağız. Evet. Tamam. Devam edelim. Peki Tesla mı, Newton mu? Newton. Heh, değişti. Sonunda değişti. Newton Şimdi değişti geldi. şimdi. Oo. Çünkü ayağımız yere sağlam bassın kardeşim. Ben şimdi gıda çarşısında dükkan falan diyorum. Bu devirde ticarete atılmak falan çok büyük risk iş. Yani bence Newton bana bir mesaj gibi geldi. Kardeşim ayağınız yere sağlam bassın. Ya adam olun falan Evet. diye. Bir de Newton'a karşı bir böyle sempati duydum. Çünkü benim çok sevgili Lalem, Londra'daki arkadaşım, beni orada ağırlamıştı ve Newton'un altında oturduğu ağacı gördüm ben. Ya çok Ve güzel. ağacın, evet, ağacın etrafında herhangi bir koruma yoktu. Yani ağaç böyle meydanda duruyordu.
Şey Hani ben yazmışlar biliyorum. işte George bilmem kimi seviyor falan. George Kalp işte Jenny falan yazmışlar. Yok, etrafında nargile kafe vardı. Newton nargile kafe diye bir şey. Altılı ganyan bay yanında. Olabilir. İşte Newton şekerleme, Newton hatırası falan böyle tespihler falan filan. Hiçbiri yoktu. Newton'a karşı böyle bir şeyim var, sempatim var. Elma seven de bir adamım ve isterim ki ayağım yere bassın. Ama Newton'la tabii baş başa kaldığımız ona bazı soracaklarım var. Tamam. Güzel. Çünkü kilo yer çekimiyle hesaplanan bir şey. O yüzden çok sinir bozucu. Evet. Azaltamıyoruz bari. Yer çekimi inmesini düşürelim bir Lütfen yani ağırlığı. ne gereği var? Niye buldun yani? Sanki benim ağırlığım bana yetmiyormuş gibi de onun ağırlığını ölçüyor. Ne gerek var ya kan? Neyse, yüzüne yüzüme. Peki, Newton mu Pasteur mü? Pasteurize sütü bulmuştu değil mi? Tamam, çok özür dilerim. Ne? Pasteur neydi? Çok özür dilerim. Çok cahilmişim ya. Pastörizasyonu da buluyor diye biliyorum ve kuduz aşısının da mucidi aynı zamanda. Louis Bravo. Pasteur. İsterim ki Newton'la devam edelim. Tamam. Peki Newton mu Michael Faraday mi? Michael arkadaşımız ne yapmıştı? Olayı Michael nedir? Faraday de elektrik alanları üzerine çalışıyordu. Aa, bir dakika. Elektromanyetizma, Doğru. Faraday Tabii. kafesi falan vardır. Oradan Tamam, belki tamam. Tamam. bilirler. Direnç, Ohm kanunu, direnç falan filan. Tamam, tamam. Evet. Biliyorum. Ben gene Newton'la devam edeyim ya. Tamam. Peki Newton mu yine aynı alanlarda çalışan Maxwell mi? Maxwell ne yapmıştı? Maxwell denklemi yine o da elektromanyetizma, elektrik alanlarıyla ilgili Maxwell Evet. denklemi var. Yani bence Newton. Newton devam. Yani daha Tamam. yeryüzü ve daha doğal bir adam gibi geliyor bana. Evet. Peki şimdi büyük bir hani biraz karşısını güçlen. Newton mu Galileo mu? Galileo diyeceğim fakat onunla muhabbet ederken ben çok gülerim gibi geliyor bana. Niye? Çünkü bana hani Galileo hani haydan gelen huya gider gibi. Hani böyle Galileo Galileo hani öyle bir ben de öyle bir çağrışım var Galileo Galileo'nun. Hani bir galyana gelmek İsimle gibi dalga anladın mı? Hani, geçeceksin değil mi hocam? Yemeğe evet, çağırmışsın isimle diye dalga güleceğim. geçecek yani. Hani şimdi Galileo'cum falan tutturamıyorum yani. Galileo Galileo hani ben bir de birkaç kadeh sonra onu iyice bozarım artık yani. Oo. Galileo Galileo. Kara tiran gecik geliyor falan diyor. Çok iyi. Yok. Newton'dan Peki. devam edelim. Newton mu? Aa, tamam, Evet, değişmedi. evet. Peki, Newton mu Pisagor mu? Pisagor Daha eski çünkü bir yani şeyleri de bilmiyor. Hani konuşacağınız konular falan. evet yani konu bir de yani ya yok ya pis bir argosu çok Tamam. pis ve argo konuşacakmış gibi geliyor bana Pisagor Gülemedim buna, özür dilerim. ya. Yok ki Kibarlık gerçekten çok yapamadım. kötüydü. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Işığı kapatayım bir şey yapayım ben de. Hemen soruyla Kendimi geçiştiriyorum Ya espriyi. lütfen. Tamam çok Newton özür mu dilerim. o zaman Charles Darwin mi? Darwin. Oo, değişti mi? Darwin ya. Darwin'e mi Evet geçtik? evet. Evet Güzel. Darwin'e geçtik. Evet Darwin. Yani çünkü bu kadar çok muhabbetten sonra gecenin sonunda Darwin'in başladığı noktaya geri döneceğiz gibi geliyor bana. Yani, vay maymun gibi kalkacağız oradan belli ki yani. O yüzden inşallah maymuna dönmeden Darwin'in yardımına ihtiyacımız olacaktır. Peki, Darwin mi, Alan Turing mi? Turing. Turing bilgisayar bilimleri konusunda çok önemli. Yapay zeka, işte Turing testi vardır. Aynı zamanda Ha. Imitation Game diye bir film var. Merak edenler olursa hayatını Tamam. Bu izleyebilirler. Turing'in söylediği herhangi bir şeye inanırsam kendimi şeytan uymuş gibi hissederim. Ben Darwin'le devam edeyim. Maymunla kalmayı tercih ederim böyle bir insan olmaktansa. Tamam. Peki, şimdi de biraz Türkiye'ye de geliyoruz. Darwin mi, Aziz Sancar mı? Aziz Sancar. Oo, en azından Türkçe konuşuruz Tabii diyorsunuzdur. canım türkü söyleriz beraber. Yemişin bilimini. Bir Van peynirine banmadıktan sonra yani ne anladım bu hayattan yani. Peki, Aziz Sancar mı, Celal Şengör mü? Celal Şengör. Celal Şengör, jeoloğumuz, Profesör Doktor Celal Şengör. Ah evet evet yok yok. Hayır hayır. Hayır. Hala Aziz Aziz Sancar mı? Sancar'da. Evet evet Peki, evet. Aziz Sancar mı, İlber İlber Ortaylı. Ortaylı mı? Değişti. Bir gün İlber Evet. Hoca'yı da alabiliriz bu programı. Onun da Instagram olduğunu biliyorum. Peki Vallahi çok mutlu oluruz. yani şimdi cahiller niye Şimdi yayına ya. çıkacağım falan diyebilir Ha. bize. Peki İlber Ortaylı mı yoksa onun hocası Halil İnalcık mı? Yok, İlber Ortaylı. İlber Ortaylı. Peki.
O zaman geliyorum. Ortaylı. Evet. Değişik Hep bölümden karışamıyor. bir getiriyorum. İki kişi koyuyorum bu sefer karşıya. Çünkü birlikte almamız gerekiyor onları. İlber Ortaylı mı? La mı yemeğe gitmek istersiniz? Yoksa Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle mi? BioNTech aşısının mucitleri. Aa yok mRNA'ları. yok. İlber Ortaylı ile devam edelim ya. Yani. Tamam. Bakıyorum. Peki. İlber Ortaylı mı? Hulusi Behçet mi? İlber Ortaylı. Hulusi Tamam. Behçet'in ne yaptığını bile sor. Behçet Behçet hastalığını hastalığı. bulan. Evet Evet, evet evet evet, tamam. evet. Yok şey işte bunlar şey. Yani kapatanın bet muhabbeti hikayesi var ya. Yani adam yani bu çok değerliler Hastalık mı hepsi benim için. konuşacağız? Ama hani bulunduğumuz ortam yemek be kardeşim. Oturmuşuz burada şimdi kelle paça içerken kalkıp niye ben fizik kanunlarını konuşayım? Yani Newton'la konuşulur bir yere kadar. Ama İlber Ortaylı ile her türlü muhabbet olur gibi geliyor bana. Yani. O zaman hocam yani başka çok birini getiremiyorum karşınıza. Kararımız İlber Ortaylı'da. İlber Ortaylı'yla akşam yemeğine Evet. çıkıyorsunuz. Ve ne sorardınız peki? Mesela ilk başladı, oturduğunuz yemek yiyorsunuz. Ne sorardınız Harbi mi diye sorardım. Tek İlber soru soracağım hocam. Hoca'ya? Çok Harbi mi güzel ya? hocam. Çok iyi. Süpermiş hocam. Ya Peki sona tarih dediğin geliyoruz. konu. Şeyi Kocaman sorayım. bir gıybettir tarih dediğin ya. Kocaman bir Tarih gıybet. evet ya, kapının arkasında olanları yazmaz ki tarih. Yani kocaman bir gıybet. Yani biz burada yaşlılarımıza, gazilerimize otobüste yer veriyoruz ya. Yunanistan'da dövüyorlar mı yaşlıları? Öyle mi zannediyorsunuz yani? Evet. Onlara da saygı duyuyorlar savaş kahramanı gibi. Tarih bakan üstlerin ağzından dinlediğimiz bir hikayedir. İnanmamız gereken nasıl bir gelecek kuracağımıza dair ortak düşüncelerdir bence. Peki, Başka bir şey yok. başta da söylediğiniz İnce Mehmet'i önerdiniz ama şöyle bir köşemiz var son bitirirken. Tavsiyeleriniz, bizim izleyicilerimize şu an, takipçilerinize, sevenlerinize sizi en etkileyen tavsiye edeceğiniz kitap, film, dizi veya da oyun, bilgisayar oyunu da olabilir. Valla Konuşmalarımız boyunca. son zamanlarda en ama böyle beni sarsan kitap, hani açıkça söyleyeyim, açıkça söyleyeyim ne demek ya, şu an düşünme payı vermek için kendime saçmaladım. Beni en çok sarsan kitap Hasan Ali Topbaş'ın Gölgesizler kitabı olmuştur. Ve bu yazar beni daima etkilemiştir, etkileyecektir de. Hakkında çıkan haberleri okudum fakat bu beni ilgilendiren bir şey değil. Öte yandan Gölgesizler okuduğum en sarsıcı kitaptı. Fakat son zamanlarda gerçek bir şaheser olduğunu okuduktan sonra anladığım Dostoyevski Suç ve Ceza'dır. Daha yeni okudum, bitirdim ve çok sarstı beni. Gerçekten çok sarstı. Gölgesizler bambaşka bir mevzu. Yani iki kitap tavsiye etmiş olayım. Film konusuna gelince Tepenin Ardı diye bir film izledik eşimle birlikte geçenlerde. Çok etkilendim ben bu filmden. Tepenin Ardı çok sarsıcı, güzel bir filmdi. Dizi konusuna gelince bu aralar biz Netflix'te Talihsiz Serüvenler dizisini izliyoruz eşimle. Aa, ben onun Ve kitaplarını çocukken okudum. Çok seviyorum. ya film olarak ve seslendirme olarak bir Türkiye başarısı bence. Ya müthiş yani. Çok çok güzel olmuş. Ya durdurup durdurup gülüyorum bazen. Yani çok güzel bir iş olmuş yani. Hocam nasıl Çok güzel gülüyorsunuz? olmuş O yani. Talihsiz hep acıklı bir seridir yani. Ben üzülüyordum bunu okurken falan da. Yo yani bence bir o, izleyin tamamen komik yönüyle bakmışlar herhalde. Tabii Yani şey de katıla var. katıla Evet. gülüyorum. Evet. Kontolaf'ın o oynayan kişi Evet Neil müthiş. Patrick Harris galiba. O bayağı iyi bir oyuncu. Tiyatrocu İyi ya öte yani. yandan Türkiye'deki seslendirmen Hasan Can galiba. Hasan Can tam bilemedim adını Ya da. biz hocam seslenme konusunda bence yani çok iyi bir yerdeyiz dünyada. Müthiş. Ben geçen arkadaşlarla şey konuştum. Yüzüklerin Efendisi'nin çevirisi zaten hani Çiğdem İpek Erkal müthiş bir çeviri. Onunla sadık kalınarak yapılan dublaj. Yani şöyle söyleyeyim İngilizcesini İngilizcem geliştirdim hani bunu anlayayım diye. Anlayabiliyorum çok şükür. Hani gerçekten tadını alarak İngilizce de izleyebiliyorum filmi. Fakat Türkçesi İngilizcesine daha havalı, daha cool. Yani şeyde Geek Yapar'da bir örnek verilmişti bunun üzerine. Şey diyor ki bir yerde diyor ki işte şey oradaki elf işte şey diyor This Hobbit show the great resistance against evil falan diyor. Böyle. Anlaşılıyor yani tamam güzel. Ağdalı bir İngilizce anlaşılıyor. Türkçesini söylüyorum. Küçük Hobbit dostumuz Şer'e karşı çok büyük bir mukavemet göstermiş falan diye çevirmiş. Yani nasıl zevk veriyor? Çünkü şeyi biliyor çeviren de seslendiren de şeyi biliyor. Bu adam elf, bu adam 3000 yaşında. Yani 3000 yıl boyunca dili böyle Ha. olacak bunun. Hani buna dikkat etmişler.
O çevirirken ben mükemmel bir mesela seslendirmedir yani. seslendirmede sadece diksiyon, artikülasyon gibi şeylere dikkat ederdim. Bu da çok önemli değil mi? Tabii, çevirinin de tabii Evet. o şeyi, ama hani kitabın çevirisi başka, filmin çevirisini de böyle yapmak, o tarzda yapmak çok hoş. Peki oyun öneriniz var mı hocam? Ya oyun, ben çok bilen bir adam değilim ya. Kelimelik oynuyorum ben sadece. Başka bir şey yok. Tamam, güzel. Orada çok oynayamıyorum Tamam, kelimelik diyelim. En son bir yere gelelim bitirmeden. Ama biz kapatırken mi yapalım? Yapalım, öyle kapatalım. Şudur hocam. Bizim bu formatımızı, şöyle bir durumumuz var. Her ünlü bir ünlü arkadaşını, hani böyle emrivaki yapabileceği samimiyetteki aralar. bir başka ünlü arkadaşını, bu bir challenge gibi de biraz ya, hani meydan okuma gibi sorular Ha. cevaplıyoruz, sohbet ediyoruz. Ünlü bilim formatını kimi davet ediyorsunuz? Sizin ağzınızdan davet edelim. Ya burada perperişan olmasını istediğim onun çok sevdiği bir kelimedir bu. Ben de çok severim. Barış Kraloğlu. Yani O. nedense ilk o geldi aklıma şimdi. Ya Barış Kraloğlu'na meydan okuyorum ya. Buyursun gelsin, onun bu bilimsel konulardaki fikri nedir? Onu bir görmek istiyorum. Ben onun yanıtlarını çok merak ediyorum yani. Tamamdır hocam. Kendisine ulaşacağız. Bakalım. Valla Bu arada bilimsel ödül Barış, kağıdı diyeceğiz. Kabul eder mi bilmiyorum. Bakalım. yani yemin ettirin ilk önce Barış'ın olup olmadığını, çünkü Barış o kadar kilo verdi ki, ya Evet, öyle böyle değil yani, hani gördüm. Ben de Barış o takip kadar ediyorum zayıfladı ki kendisini. dünyada savaşlar artacak diye korktum yani, o kadar zayıfladı. En kötü esprimiz böyle olsun diyor yayında ve yapım demeye geçen herkes. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Davetimizi de yaptık, sorularımızı da yaptık. Var mı ekleyecekleriniz kapatırken? Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ekleyecek neyim var? Aslında çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Ya biraz karmaşık günler yaşıyoruz. İşte içeride misafirlerim var şu an ama hiç aklıma bile gelmediler bu sohbet boyunca. Çünkü çok keyifli geçti her şey. İnşallah daha geniş zamanlarda ve sizin de böyle çok keyif aldığınız, çok daha büyük kalabalıkların olduğu keyifli yayınlarda buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Harika çok program teşekkür oldu bence. ederiz. Ben Çok çok sağ olun. keyif Zevk aldım. aldıysanız, beğendiyseniz formatımızı, Evet bizim evet. için de Çok çok güzeldi. kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yayını burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.